Evet değerli izleyenler. Enes Gezer knockout'ı bulmayı başardı ve şimdi evet. Enes Gezer'in finaldeki rakibini öğrenme vakti yavaş yavaş geliyor. Ali Reza Cadidi ve Sinan Çağla karşı karşıya gelecekler. Turnuvamızın ikinci yarı final maçında. Değerli spor severler, önce mavi köşede 32 yaşında, 1.76 boyunda, 77 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 12 maç yaptı. 10 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. 5 kez nakavt etti rakiplerini. Mito Gym sporcusu, İranlı sporcu Ali Reza Cadidi. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz, Türk sporcumuz. 33 yaşında, 1.79 boyunda, 77 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 31 maçı var. 28'ini kazandı, sadece 3 kez kaybetti ama rakiplerini tam 15 kez nakavt etti. Sinan Çağla Spor Kulübü sporcusu, Ağrılı sporcu Sinan Çağla. Müsabakanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden Sayın Ali Hikmet Sağlam yönetiyor maçı. Ali Hikmet Sağlam karşılaşmamızın hakemi değerli izleyenler. 77 kilogramda dörtlü turnuvamızda ikinci yarı final karşılaşması Ali Reza Cadidi ve Sinan Çağla arasında olacak. Orhan Doğan Hocam, ilk yarı final maçında Enes Gezer çok hızlı bir knockout buldu. Evet. Hiç hasar almadı, hiç yorulmadı. Şimdi bu maçta gidişatın nasıl olacağı belki de final maçı için çok belirleyici olacak. Evet. Eğer bu maçta ilk roundda biterse ikisi de az hasarla tekrar maç yapacaklar. Ama bu 3 yaparsa, 3 round verirse. Ladies and gentlemen, round 1, 1. round. Evet, mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Sinan Çağla, Ali Reza Cadidi karşılaşması. Şimdi iki sporcu da maçı hızlı bitirmek isteyecek tabii ki. Ali Reza Cadidi kırmızı, Sinan Çağla siyah şortuyla karşımızda. Sert evet. Başladık Ali Reza Cadidi. Sinan'ın dikkatli olması lazım biraz. Çünkü rakip çok yumruk vuruyor. Sinan Çağla son maçında bir nakavt mağlubiyeti almıştı değerli izleyenler. Ali Reza Gambari'ye karşı bunu iletelim sizlere. 3 mağlubiyet var kariyerinde. Bunların bir tanesi son maçında nakavtla gelmişti. Bir belaltı darbe olduğuna dair itiraz var. Hakemden İranlı sporcunun dikkat etmesi gerektiğini duyarı ve devam ediyor karşılaşmamız. Şimdi sert başladı karşılaşma. Hızlı bir nakavt gelecek mi göreceğiz. Enes Gezer'in o nakavtından sonra hem Sinan hem de Ali Reza Cadidi ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. İranlı sporcu yumruklarıyla biraz daha etkili karşılaşmanın ilk dakikası içerisinde. Halkik denemesi, low kick'le karşılık bir an dikkatini dağıttı rakibinin. Sinan Çağla sol kroşe, asfarkla kaçtı kulağa doğru. Sol deneyi uzatma çabasında Ali Reza. Sinan kapalı dövüşüp kroşelerle nakavt etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Çünkü fazla tekme kullanmıyor. Ama İranlıların hakikleri çok iyi, çok dikkat etmesi lazım. Evet, çok kroşe isabeti geldi. Evet, sağ kroşe sol çeneye çok iyi oturttu. Toplayacaktır, maç daha yeni başladı. Sinan tecrübeli bir kardeşimiz. Evet, yine bu arada bel altı bir darbe var. Devam edebilecek bir karşılaşma edecek ama ne zaman edecek göreceğiz. Ali Hikmet Sağlam tabii ki pozisyona oldukça yakın. Şimdi hocam tabii şurada var. Enes Gezer çok genç bir sporcu. 23 yaşında. Hem Sinan hem Ali Reza Cadidi 30 yaşın üstünde sporcular. Bu açıdan yorgunluk onlar için biraz daha fazla belki faktör olabilir. Evet, İranlı fena iki kuruyor. İsmail'in çok dikkat etmesi lazım. Sinan Çağla sol aramaya devam ediyor. Daha hızlı giren taraf Ali Reza Cadidi oldu karşılaşmaya değerli izleyenler. Sinan Çağla'ya karşı dönen tekme denemesinde zamanlaması çok iyi tekme geldi İranlı'dan. Sinan düştü kalktı devam ediyor. Şimdi içeriden neler üretebilecek bakalım. Yumruklar golf içine bağladı. Bu yumrukları Ali Reza Cadidi eksik denemesi. Neredeyse isabeti de bulacaktı. Sinan Çağla şu ana kadar o solları hariç maça girmekte biraz zorlanmış gözüküyor ama sol isabetlerini daha fazla bulmaya başladı giderek. Saniyeler geçtikçe öncü Fight Club'da. 7 kilogram turnuvamızın ikinci maçındayız değerli izleyenler. Kötü yakalandı Sinan Çağla ama yine sol kroşe kontrası. High kick isabetli. Ali Reza Cadidi biraz sarsmaya başladı Sinan Çağla'yı. Gel diyor Sinan Çağla, etkilenmedim diyor. Sol direkt isabeti. Aparkat sol kroşe. Tekmeye bağladı bunu. Sinan bir kez daha soluyla geldi. Sağ kroşe denemesi isabetsiz. Low kickler tekmelerini biraz daha fazla kullanmaya başladı Sinan Çağla. İlk roundun son saniyelerine geldiğimizde.
solda isabeti sayılı devamı getirmek istedi. Soldalar işliyor Sinan'da ama diğer yumruklarının menzilini tam anlamıyla bulabilmiş değil. Bir kez daha sol isabeti vücuda bir sağ bu kez ve ilk round'un sonu. Tempolu bir ilk round. Çok güzel bir maçtı bence. İranlı düşündüğünden çok iyi çıktı. Hakikaten Sinan'ı ilk başta zorladı ama Sinan sona doğru biraz sanki düzeltti işi. Yani tekmelerini kullanmaya başladı farkındaysan. Evet hocam. Bence ikinci round Sinan daha iyi dövüşecek. Ya maçın içine girmeye biraz daha başlangıç. Türkiye'nin evet, biraz donuk kaldı başlangıçta. İranlı çok iyi bir çıkış yaptı Aykik'le. Yani bu Aykik'ler tehlikeli bugün. Maşallah ikinci roundda da biliyorsun ben de son maçımda bir Aykik'le maç kazanmıştım. O yüzden Aykik'leri önemli olarak görüyorum. Gece boyunca standdan yararlanabilirsiniz. Evet tabii hocam şunu söyledik. Sinan Çağla son maçında bir high kick knockout ile kaybetti. Aa, ben onu yani, izlememiştim bilmiyordum ama. Ali Rıza Gambari ile karşı karşıya geldi. Ve Ali Rıza Cadidi de tabii ki bu maçı izlemiştir. Onu da görmüştür. Sinan'ın verdiği boşluğu da görmüştür. Olabilir. Onu da kullanmaya çalışıyordur. Ve Sinan şu ana kadar o high kickleri yemedi. Hep eline denk geldi. Ama tedbir al takdir Allah'a bırak demişler. O yüzden tedbirli olmak lazım. Evet, ikinci raunda kaybetmişti Sinan Çağla ama yani yalnızca 3 mağlubiyet var kariyerinde hocam. 28 galibiyet, 3 mağlubiyetlik bir kariyerden bahsediyoruz. Çok önemli değil. Sinan oldukça rakibine göre tecrübeli. Bence ikinci ve üçüncü raunda durumu daha da iyi düzeltecek, daha iyi dövüşecektir. Ona güvenim tam. Yalnız şu ana kadar şunu gördük. Yani 2 ve 3. roundların nasıl geçeceği önemli olacak tabii ki ama yani sporcular buradan Sinan veya Ali Rıza kim kazanırsa sakatlık olmadan çıkarsa finale nefis bir final maçı bizleri bekliyor. Şimdiden bu belli. Şu anda ilk round çok iyiydi. Bakalım ikinci round'da aynı performansı gösterebilecekler mi? Evet ikinci round'a başlamak üzereyiz değerli izleyenler. Son kontroller yapılıyor. İkinci round'umuz başladı. Ali Rıza Cadidi Sinan Çağla karşılaşması. Tekmeyle başladı Sinan. Köşesinden de o tekmeyi daha fazla kullanması talimatını almış. İranlı sporcu bir an ayağı kaydı. Sinan Çağla sol kroşe aramaya devam ediyor. İsabetleri de bulmaya devam ediyor. High kickler üst üste iyi kapandı Sinan Çağla. Vücuda bir sol geldi İranlı'dan. Şimdi dizler karşılıklı. Ayrıldı sporcular. Sinan Çağla köşelerini daha etkili kullanma çabasında iyi de kapanıyor rakibinin kombinasyonlarına karşı. Ali Rıza Cadidi daha aktif ama biraz daha hangi yumruğun ne zaman geldiğini tahmin etmeye başladı. Şu anda yumrukları güçsüz. Sinan ondan daha güçlü vuruyor farkındaysan. Sol kroşe Sinan Çağla'dan geldi. Evet. İranlı sporcunun biraz hareketliliği de azaldı. Biraz daha sabit kalmaya başladı. Bence yoruldu. Yoruldu. Bir de darbe alıyor şu anda. Hani vurmak önemli değil. Yediğin darbeyi aldıktan sonra karşılık verebilmek çok önemli. Sol direk isabeti Sinan'dan. Middle kick. İranlı sporcu karşılık verme çabasında ama Sinan Çağla biraz daha rakibinin ne yapacağını çözmüş gibi gözüküyor evet. Şu anda. Bence Sinan şu anda çok iyi. Çok daha iyi girdi ikinci round'a. Ya İranlı sporcunun kombinasyonları az çok belli. Aparkatla başlıyor. Kroşeyle devam edip low kick'le bitiriyor aslında. Ama çok yumuşak vuruyor. Yani profesyonel maç olduğunu unuttu. Bak o ilk round'daki tekmeler, yumruklar azaldı. Biraz da bir enerji saklamaya da çalışıyordur muhtemelen çünkü evet, ilk round'da çok zorladı kendini. Sinan'ın vurduğu low kicklerin sesi buraya geliyor. Break. Sarılıyor İranlı sporcu hakem Ali Hikmet sağlam hemen Sinan araya akıllı, girdi. Kendini vücudunu rakibin üstüne bırakarak yormaya çalışıyor. Güzel bir taktik. İranlı sporcu yumruklar ama ne çok kadar yumuşak. Bunlar profesyonele yakışmıyor yani. Evet hepsi parakta kaldı zaten çok iyi kapandı. Sinan evet. Almadı yumrukları güzel bir sahip geldi. Evet. Duydu bizi. Of! Dönerek tekmeyi istedi. İranlı sporcu Ali Rıza Cadidi olmadı. Sinan Çağla'dan sağ kroşe kulağa doğru geldi. Kroşelerle nakavtı istiyor Sinan. Bakalım aradığını bulabilecek mi? Bir sağ kroşe daha. Aparkatı aradı. Cadidi bulamadı. Sol kroşe kaçtı. Sağ kroşe kaçtı. Direk yumruğu aldı Sinan Çağla. Low kick ardından. Eğer böyle bir yumruk yerse İranlı düşer. Hocam maçta tempo gerçekten çok yüksek evet. Şu ana kadar. Bir sol direk isabeti geldi of. Sinan'dan. Sağ kroşe evet, son anda kaçtı. Tutturursa... Çok az farkla kaçırdı evet, Sinan evet. Çağla. Son Sinan şu anda çok saniye. İyi gidiyor bence. Kim sakin, da? Yavaş her vurduğu rakibinin. Evet, bir şunları tutturabilse şunları düşüremedi hala. 30 saniye var ikinci raundun sona ermesine. Değerli izleyenler Sinan Çağla, Ali Rıza Cadidi karşılaşması. Dolkikler karşılıklı İranlı aparkatı aramaya devam ediyor. Sağ kuş isabetini buldu Ali Rıza Cadidi. Sinan yalnız çok iyi kapanıyor şu ana kadar. Yani ne zaman ne yumruk geleceğinin farkında çünkü rakibinden. Sol middle kick isabeti. Evet farkındaysan Sinan zaten üstüne geçmek üstüne gitmeye başladı rakibinin. Bak çok rakibin. Rahat evet. Sağ köşe yine kaçtı. Sol isabetsiz. Az farkla kaçırıyor evet, Sinan. Ayağı kaydı. Ayağı kaydı köşede Ali Rıza Cadidi'nin. Sinan bunlardan birini tutturacak az kaldı. İkinci roundun da sonu geldi. Hocam dediğiniz gibi oldu zaten Sinan Çağla.
İkinci raundda çok daha kendine gelmiş durumda. İranlı biraz daha yoruldu. Yumruklar yumuşak geliyor. Sinan kapandığı zaman hasar almadan bunları karşılayabiliyor. İranlı çok vuruyor ama rakibe zarar vermiyor. Hep gardına vuruyor. Ama Sinan hel vurduğunda, tutturduğu zaman zaten suratından ve duruşundan da belli şu anda rakibin, İranlı'nın. Ama İranlı boş bir rakip değil. Hakikaten high kickleri, tekniği çok güzel. Bence biraz daha kondisyonu, bir gücü eksik. Sinan daha güçlü duruyor. Bence Burhan Sinan maçı alacak. Eğer biraz daha dikkatli olursa. Evet, ikinci round'dan görüntüler de ekranlarımızda değerli izleyenler. Hocam tabii şu an şunu söyleyebiliriz. İlk round Ali Rıza Cedidin'in oldu. Evet, ikinci round Sinan'ın, üçüncü round'da göreceğiz. Üçüncü round belirleyici olacak. Evet, bu arada Ankara Muay Thai kursundaki antrenörlerimize selam söylüyorum. Özellikle yazmışlar. Hepsine buradan kursa başarılar diliyorum. Tüm Ankara'daki Muay Thai Federasyonu kursundaki arkadaşlar, size İstanbul'dan kucak dolu selam. Üçüncü rounda geçeceğiz değerli izleyenler. 77 kilogramda dörtlü turnuvamızın ikinci yarı final karşılaşmasında. Eğer İranlı bu maça ilk round gibi başlarsa çok güzel bir üçüncü round izleyeceğimize inanıyorum. Artık tabii ki sporcular son kalan enerjilerini kullanmak zorundalar. Üçüncü round bitti. Son round. Her şeyin ortaya çıkacağı zaman. Mavi köşede şu anda zeminin silinmesi gerekiyor değerli izleyenler. Az önce Ali Rıza Cedidin ayağı da kaymıştı, hatırlayacaksınız. Bir problem olmaması için zemin silindi. Cengiz Punk'tan onay geldi ve 3. round'a başlıyoruz. Sinan Çağla siyah. Ali Rıza Cedidin örtüyle karşımızda. Karşılıklı net darbeler geldi 3. round'un başlarında. Zaten İranlı'nın sağ gözünde ciddi bir morarma var, farkındaysan şişme. Bu da Sinan'ın ne kadar güçlü vurduğunu gösteriyor. Biraz ayağa kayarak geldi Sinan. Ayağı kaymasa belki de nakavt yumruğu olacaktı bu. Devam ediyor karşılaşma, problem yok. Low kick isabeti, rakip içeri girdiği anda Sinan Çağla'dan geldi. Sinan Çağla güzel bir sol direkt sağ köşe kombinasyonu. İranlı karşılık verme çabasında bir kez daha ayağa kaydı sporcunun. Time stop. Evet, hakem Ali Hikmet Sağlam süreyi durduruyor değerli izleyenler. Sporcuların ayaklarının altında silinmesi lazım burada. Bir miktar zeminde denge problemi yaşadıklarını söylemek lazım. Tabii sporcu sağlığı açısından bu riskli bir durum. O yüzden zeminin silinmesi gerekiyor. Bu yüzden maç bir anda duruldu ama kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Middle kick isabeti geldi Sinan Çağla'dan. Arkoş'a bir kez daha. Evet, Sinan bunlardan birini güzel vurursa rakibini düşüneceğine inanıyorum. Yalnız sporcu da oldukça sağlam bu arada. Low kicklerin sesi gerçekten buraya kadar geliyor. Zaten bacaklarındaki deformasyonları görebilirsin. İranlı sporcu ciddi hasar aldı. Sinan Çağla devam ediyor isabetlerine. Sol direkler geçti gardın arasından. Şimdi low kick bir kez daha. High kickle karşılık verme çabasını İranlı sırtı iplerde. Yine aparkatı aradı Sinan Çağla. Sağ köşeyi kaçırdı. Solu denedi, tam isabet yok yine. Evet, itirazları var Sinan Çağla'nın ama devam ediyor karşılaşma. Bu güzeldi ama o tutturamadı tam. 90 saniye var karşılaşmanın sona ermesine. Bakalım bir dakika gidecek miyiz? Yakın bir karşılaşma şu ana kadar. İşi hakemlerin eline bırakmak istemeyecektir iki sporcu da. Şimdi İranlı sporcu üstündeki Sinan'ın dönen yumruk ardından dizle gelmek istedi. Tabii Sinan da hasar aldı, İranlı sporcu da. Ya turnuva finali için bu bir dezavantaj olacak. Sağ köşe. Sinan Çağla. İranlı inmiyor yalnız. Hala ayakta. Evet. Kombinasyona devam. İki gözünde de deformasyonu görüyorsun şu anda. Sol direkler isabetli. Vurduğu yumrukların ne kadar sert olduğunu rakibe bakarak anlaşılıyor. İranlı da aparkatları buluyor bu arada yakın mesafeden. Sinan'ı köşeye sıkıştırdı. High kick. Bunu bloklamayı başardı Sinan Çağla. Son artık 45 saniye karşılaşmada. Sinan kendini biraz daha köşeden kurtardı. Nefes alacak alan buldu. Sol direkt isabeti. Çok daha hızlı kaldı Sinan bu roundda. Yumrukları çok daha hızlı rakibine göre. Evet. Sol sağ isabet. Bir sol daha geldi. Yine ayağı kaydı Cadidi'nin. Sinan da yaklaşmaya çalışırken bir ufak denge kaybı. Fight. Fight. 20 saniye var maçın sonuna değerli izleyenler. Dizi denedi Ali Rıza Cadidi. Harika bir yarı final müsabakası. Turnuvamıza da yakışan bir karşılaşma şu ana kadar ama kimin kazanacağı konusunda hiç fikrim yok şu anda. Yakın bir üçüncü round. Bakalım neler olacak. Cadidi bir kez daha üstüne gidiyor rakibinin. Sinan Çağla hadi gel diyor üstüme. Stop. Ve karşılaşma sona eriyor. Bence Sinan maç aldı. Rakibin suratına baktığımız zaman kimin maç aldığını anlaşılabiliyor bence.
Tabii ki hocam. Öyle baktığımızda zaten evet. Çok daha ciddi bir yani formasyon. Bu profesyonel maç. Ne kadar çok sert rakibe darbe verip rakibi sarsarsan o kadar değerlidir vuruşlar. İranlı çok vurdu ama hep karda yumuşak vurdu. Ama Sinan'ın yumrukları ile ben sana demiştim son roundda işi oturtur ki oturtturdu. Soldan sağa geçti bu sefer. Sol ve sağ gözündeki deformasyon Sinan'ın yumruklarının darbe derecesini gösteriyor. Kesinlikle bence öyle. Haklı bir galibiyet kazandığına inanıyorum. Ama son kararı her zaman hakemler verir. Onlar bizden farklı görebilirler. Biz biraz daha duygusal bakabiliriz olaylara. O yüzden onların kararını beklemek lazım. Ama benim şahsi fikrim maçı Sinan kazandı. Yine şunu söyleyeyim tabii ki ilk round Ali Rıza Cevdet'in ikinci round Sinan Çağla'nın üçüncü round belirleyici olacak aynen, bu açıdan aslında üçüncü. Ki yakın bir round o. Sinan evet, bir yani olsa da bence de. İranlı da alsa kimse bir şey diyemez. Sinan da alsa diyemez. Çok güzel bir maçtı bence. Yumruk tekmesi bol. Yani zevkli şu ana kadar yani uzun zamanda izlediğim en güzel maçlardan biriydi. Kişi arkadaşımı da tebrik ediyorum. Evet bakalım. Finale kim yükselmiş? Hafızalarda kalacak bir maç oldu. Kesinlikle öyle. Bakalım finale kim yükseldi? Bakalım finalde Enes Gezer'in rakibi kim? Evet değerli spor severler. Gerçekten best of best ismine yakışır şekilde devam ediyor. Çok hızlı başladı yarı final karşılaşmaları. Enes Gezer'in rakibinin kim olduğunu şimdi öğreneceğiz. Ama sormak istiyorum. Esenler nasıl bir maç izlediniz? Beni bilirsiniz. Kazananı önce siz öğrenirsiniz. Müsabakayı hakemlerimizin yapmış olduğu değerlendirmeyle 3-0 kazanan köşe winner is Sinan Çağla. Sinan Çağla kazanıyor değerli izleyenler ve böylelikle Öncü Fight Club'da 77 kilogram dörtlü turnuvasında finalde Enes Gezer'in rakibi oluyor. Takdim ediyor sporcularımıza ödüllerini. Aynı zamanda Style'in bir hediye paketi var. Murat Bey takdim etti. Evet. Murat Bey takdim ediyor İranlı sporcuya. Yine Sinan Çağla'ya da plaketini takdim ediyor. Gecemizin evet Sayın Osman Dursun takdim ediyor Nusret Öncü ile birlikte. Evet ödül töreni gerçekleşiyor. Böylelikle Enes Gezer'in rakibi Sinan Çağla oldu. Bakalım gecenin sonunda nasıl bir maç olacak hep birlikte göreceğiz. Gecemizin son maçında Enes Gezer ve Sinan Çağla arasında 77 kilogramda turnuvamızın final maçını izleyeceğiz. Hocam maçlar boyunca söyledik zaten aslında. Enes Gezer çok hızlı kazandı, darbe almadan kazandı. Sinan iyi bir performansla kazandı ama yorularak ve darbe alarak kazandı. Evet, finalde sanki Enes bir adım daha önde olacak gibi. Evet, bence de fiziksel olarak ama şu var. Profesyonel maçlarda neyin olacağı belli olmaz. Gördüğün İbrahim Karakuş ben milli takımdan çok sağlam bir sporcu. Anlamadı bile hala maç bitince elini kolu ne oldu ki diyor. Niye maçı bitirdiniz? Evet yani hocam. Yani bu evet Enes dinlenmiş olarak ve az darbe almış olarak önde. Ama Sinan'ı da şunu gördük. Darbeye bayağı dayanıklıymış. O kadar darbe yedi. O darbeleri çevirip ikinci ve üçüncü round'da maçı kazanmayı bildi. Evet çok Enes önemli. Gezer Sinan Çağla finali olacak gecemizin sonunda değerli izleyenler ama çok keyifli karşılaşmalarımız var bu maça gelene kadar. Şimdi sizlerden kısa bir ara rica edeceğiz. Aranın ardından TV 8.5 ekranlarında Öncü Fight Club heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.